Merhaba arkadaşlar. Bu 3 gün önce hazırlayıp kalıpladığım pirinç sulu veya pirinç sütlü sabun. Döktükten sonra sabunlaşma reaksiyonunun ısısından dolayı, aynı zamanda ortamda sıcak olduğu için aşırı ısındı ve bütünü jelleşti. Orta kısımda bir jel kısmı kaldı. Hiç önemli değil. Kestikten sonra o jel kısımda normal hale gelecek. Aslında kalıp sabunlarda yerine göre jelleşme iyi bir şeydir. Reaksiyonun kısa sürede tam anlamıyla olduğu anlamına gelir. Hatta bazı renkli çalışmalarda renklerin daha da canlı görünmesi için jelleşmenin olması da istenir. Bu nedenle kalıpladığınız zaman battaniye gibi ya da battaniyeye benzer malzemelerle ısı izolasyonu yaptığınız zaman büyük ölçüde kalıp sabununuz yerleşecektir. Jelleşmenin dezavantajı kalıptan biraz daha geç çıkmasına neden olur sabunun. Az önce dediğim gibi bu pirinç sütü kullanılarak yapılmış bir sabun. Pirinç sütünün faydaları, cilde faydaları kısaca cildi beyazlatır. Cilt renginin daha dengeli olmasını sağlar. Güneş yanıklarının ve yara izlerinin çabuk kapanmasını sağlar. Cilde elastikiyet verir. Daha derinlemesine temizlik sağlar. Yağlı bir cilt ise yağ dengesinin oluşmasına katkı sağlar. Şimdi pirinç sütlü sabunu kalıptan çıkaracağım. Plastik bir kalıp kullandım. Kolay çıkartmak için fırınlarda kullanılan pişirme kağıdı koymuştum. Şimdi çıkartıyoruz. Çok rahat çıkıyor böylece kalıptan. Kalıp yüzeyine yapışamadığı için. Esansiyel yağ olarak da nane ve okaliptüs yağları kullanmıştım. Çok hoş bir koku yayıldı ortama şimdi. Ferahlatıcı, biraz da serinletici bir koku yayıldı. En azından psikolojik olarak serin hissetmenizi sağlıyor. Yağ olarak da %10 iç yağ, %90 zeytinyağı kullandım. Su olarak da normal suyun yanında pirinç sütü kullandım. Pirinç sütünü de kendim yapmıştım. Birkaç gün sonra tam bir video olarak nasıl yaptığımı yayınlayacağım. Aynı zamanda pirincin faydalarıyla birlikte. Bu kendi yaptığım sabun kalıp kesme aparatıydı. Hem sabunun özellikle jelleşmeden kalan kısmının durumunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi içi jel pozisyonunda hala. Ortam sıcaklığı da yüksek olduğu için hala jel durumunda ama birkaç güne düzelir arkadaşlar bu. Sert bir yapı alacak. Şöyle gösterelim. Thank you.
Dış tarafları gördüğünüz gibi beyazlamış. Şu küçük parçalardan biriyle bir deneme yapacağım. Hala yumuşak. Ya. Kokusu mükemmel. Arkadaşlar, köpürmesi de gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Suyu mümkün olduğunca az kullanmama rağmen çok canlı bir köpük veriyor. Bence saç yıkamaya da uygun bir sabun. Yani mükemmel bir sabun olduğunu söyleyebilirim. Pirinç sütlü sabun. Ayrıntılarıyla birlikte birkaç gün içinde yapılışını anlatan videoyu yayınlayacağım. Abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.